değerli basın mensupları, Meclis Milletvekili hapishanesine hoş geldiniz. Burada bulunan fotoğraflarını taşıdığımız değerli arkadaşlarımız, biliyorsunuz 4 Kasım siyasi darbesinden beri cezaevindeler. 4 Kasım'ın bu hafta HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin hukuksuz ve planlı bir operasyonla tutuklanmasının birinci yıl dönümündeyiz. 4 Kasım 2016'dan bu yana eş başkanlarımız dahil 15 milletvekilimiz tutuklandı. 9 milletvekilimiz ise hala cezaevinde. Bu süreçte 27 milletvekili, bir kısmı birden fazla olmak üzere gözaltına alındı. Sadece tutuklu milletvekillerinin cezaevlerinde bulundukları bir yıllık süreçte 309 duruşma yapıldı. Artık ülke, başta da söylediğim gibi, bir milletvekili hapishanesine dönüştü. Bir ülkede en güçlü muhalefet nereden çıkar? Parlamentodan çıkar, basından çıkar, akademiden çıkar, emekçilerden, kadınlardan ve sokaktaki muhalefetten çıkar. Şimdi kimler yargılanıyor diye baktığınızda, nerede muhalefet varsa onlar mahkemenin karşısında. Ülke milletvekili hapishanesi, ülke gazeteci hapishanesi, ülke akademisyen, eğitmen hapishanesi. Sokaklarda hiçbir eyleme izin verilmediğinden zaten sokakların kendisi hapishaneye dönmüş durumda. Bunca baskının nedeni ise hükümetin bulaştığı yolsuzluk, rüşvet, çıkar ilişkileri içerisinde iktidarı kaybetmenin maliyetinin çok yüksek olması. Bildiğiniz gibi tüm milletvekillerimiz tek bir yerden gelen bir emirle, bir operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Milletvekillerimiz hakkında 2007 yılından 2015 yılına kadar geçen 8 yıllık süreçte 182 fezleke hazırlanmışken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Temmuz 2015'te dokunulmazlıklar kaldırılmalı ve bedelini ödemeliler açıklamalarından sonraki 10 ay içinde jet hızıyla 328 adet fezleke hazırlandı. Bu sayı 510'a ulaştı. Evet, anayasa değişiklik teklifinin meclise sunulduğu 21 Nisan 2016 ile kabul edildiği 20 Mayıs 2016 arasında bir aylık dönemde bu 328 fezlekenin 154 adeti hazırlandı. Biz yargının maalesef talimatla görev yaptığını defalarca ifade ettik. Bunun bu ülkeye maliyetinin çok ağır olacağını da defalarca ifade ettik. Ve bunu söylemeye de devam ediyoruz. Aynen geçen hafta meclise gelen Selahattin Demirtaş'ın duruşmalara getirilmemesine ilişkin mahkemelere gönderilmiş olan gizli ibareli talimat yazısını mecliste ifade ederken de bunu bir kez daha çok net olarak gördük, kamuoyu da gördü, biz de bunu ifade ettik. Evet, hukukçu vekiller olarak da özellikle burada çok sayıda hukukçu vekilimiz de var. Bir kez daha yargıya seslenmek istiyoruz. Bağımsız olun, biat etmeyin. Bunu yapabilirsiniz, yapmanız mümkün. Yürütme organının sizi etkilemesine izin vermeyin. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi yalnızca milletvekillerimizi tutuklamakla kalmıyorlar. HDP grubunun sayısını da milletvekilliklerini düşürerek azaltmaya çalışıyorlar. AKP milletvekillerini AKP tutuklayarak demokrasiye karşı darbe yaptı. Ama aynı zamanda bu darbeye milletvekilliklerini düşürerek de devam ediyor. Milletvekillerinin yasama faaliyetinden alıkonulması yurttaşa sen seç ben tanımam demektir. Şimdi bugün bunu daha önce bizim seçilmiş belediye başkanlarımıza yaptıkları gibi kendi belediye başkanlarına da yapıyorlar. Sen seç ben tanımam. İşte bu demokrasiye indirilen darbedir. 4 Kasım'da başlayan darbenin devamı da aynı zamanda budur. Bugün bu ülkede seçilmiş milletvekilleri hapiste olduğu gibi ülkenin yerelde %43'ü kendi seçtiği insanlar tarafından yönetilmiyor arkadaşlar. %43'ü kendi seçtiği insanlar tarafından yönetilmiyorlar.
Evet, bunun biz 97 yıllık parlamento tarihinde ne örneğini gördük ne de ülke tarihinde bir örneğini gördük. Değerli basın mensupları, biliyoruz ki tarih bugünleri istibdat, baskı, sansür günleri olarak, jurnalcilik günleri olarak yazacak. Ama bizler bu ülkeyi seven insanlar, bu ülkenin insanlarını seven insanlar, bu toprakların daha fazla acı çekmemesi, geri dönülmez süreçlere girilmemesi için tüm milletvekillerimizin serbest kalması ve milletvekili görevlerine geri dönmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Ve özellikle aslında meclis başkanlığına sormak istediğimiz bir soru var. Bunu ifade etmek isteriz. Tutuklu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmeyi bekleyen dosyalarına Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen görüş yazısında milletvekilliğinden kaynaklı olarak hakların engellenmediği belirtilmiştir. Milletvekillerimiz tutuklu ama hakları engellenmemiş. Ben şimdi size sayıyorum. Tutuklandıkları tarihten itibaren onlarca grup toplantısı yapıldı. Eş başkanlarımız orada kimseye seslenemediler. Mecliste 117 birleşim, 665 oturum yapıldı. 276 kanun geçti. Ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören önemli bir anayasa değişikliğiyle iş tüzüğün değiştirilmesi gibi çok önemli iki düzenleme yapıldı. Ve bu süre boyunca ne eş başkanlarımız ne milletvekillerimiz burada seçmenlerine, topluma seslenebildi ne de bir tane kanun için oy kullanabildiler. Bu mudur yasama faaliyetine devam edebiliyor olmak? Evet, meclis başkanına soruyoruz. Milletvekillerimiz yasama faaliyetlerini yerine getirebilmekte midirler? Başkanı olduğunuz meclis çatısı altında 10 milletvekili tutuklu, 5 milletvekilinin vekilliği düşürüldü. Halkın verdiği oyu tanımayan bir meclise başkanlık ediyorsunuz. Halkların Demokratik Partisi olarak bu parlamento tarihimizde görülmemiş demokrasi katliamı ile ilgili meclis başkanlığını bu konuyla ilgili de açıklama yapmaya çağırıyoruz. Vekillerimiz serbest kalacaklar. Bu ülkede bunu yaşayacağız ve çok daha barışçıl, huzurlu günleri yaşayacağız. Bunun inancıyla sizleri selamlıyorum ve Mithat Hocam, eklemek istedikleriniz varsa belki bir iki sözde size buyurun. Evet, teşekkürler. Zaten Filiz Başkanım söylenmesi gerekenlerin neredeyse tamamını söyledi. Bu siyasi darbe operasyonunun 8 Haziran sabahı başladığını yeniden hatırlatalım. 8 Haziran bu ülkede halkların baharıydı. Ve o bahardan gelen ışıklar pek çok çevreyi korkuttu, ürküttü. Bu baharın boğulması kararı verildi. Bu kararı verenler AKP, Ergenekon, milliyetçiler ve bütün karanlık güçlerdi. Bir araya geldiler, adım adım bir siyasi darbe operasyonu planladılar ve hayata geçirdiler. İlk aşaması 1 Kasım'dı. Kanlı bir ortamda, şantajla, tehditle toplumu rehin aldılar. 1 Kasım seçimleri darbe sürecinin ilk dönemeciydi. Sonrası 20 Mayıs'taki dokunulmazlıkları kaldıran şaibeli, hukuka aykırı, hukukun genel ilkelerine aykırı anayasa değişikliğiydi. Ve ardından 4 Kasım geldi. 4 Kasım'dan sonrası da bizim için belliydi. Artık bu tek adam rejimini, yani halkların baharını boğacak koalisyonu anayasal temele oturtma hamlesini gerçekleştirdiler. Bizim arkadaşlarımız bu baharın öncüleri olduğu için, Türkiye'de halkların baharının öncülüğünü yaptıkları için içeri alındılar, rehin tutuluyorlar. Ama siyasi darbe operasyonunun sadece bizi bastırmakla sınırlı bir sonuç doğurmayacağını da her aşamada söyledik. Bakın, bu operasyona sessiz kalan, ortak olan bütün kurumlar çürüdü, bütün aktörler çürüdü. Mesela meclis çürüdü. Meclis kendi kendini inkar ediyor. Bugün gerçek anlamda tarihsel işlevine uygun bir meclis yoktur Türkiye'de. Tabloyu uzun uzun anlatmama gerek yok. Her gün canlı yayında bunu görebilirsiniz. Ayrıca meclis başkanının biraz önce örneği, bir örneğini
Filiz arkadaşımın okuduğu tasarruflarına bakarak da anlayabilirsiniz. Kendileri gözlerini kapatmışlar, toplumu gerçek dışı açıklamalarla kandırabileceklerini sanıyorlar. Meclis kendini inkar ediyor. Meclis o günden bugüne kendini sürekli tüketiyor. Yargı kendini tüketiyor değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi önünde sağlam bir içtihadı varken hala tutuklu vekillerimizle ilgili karar vermeye yanaşamıyor. Muhtemelen korkuyor ama korku ruhları kemirir. Bunu tekrar edelim. Bu korku zaten iktidarın da diğer bütün organların da ruhlarını kemirdi. Yargının ruhunu kemiriyor. Yargıya müdahalenin boyutlarını görüyorsunuz. En son örneğini 2 gün önce arkadaşlarımız mecliste açıkladılar. Bu bir yanlış anlamadır diyor Adalet Bakanlığı yetkilileri, AKP yetkilileri. Peki bu yanlış anlamanın bedelini, sonuçlarını niye düzeltmiyorsunuz? Demek ki bir yıldır bu şekilde yargıya müdahale ediyorsunuz. Bir yıldır adil bir yargılamayı engelleyecek her şeyi yapıyorsunuz. Kısacası yargı da kendisini tüketiyor. Onurlu bir duruş, cesur bir tavır sergilememekle kendi kendini tüketiyor. Esasen yürütme organı da kendi kendini tüketiyor arkadaşlar. İktidar partisi bile çürüyor. Kendi içinde korkunun ruhlarını kemirmesinden dolayı çürüyor. Ve bütün bunların temelinde abartısız bu siyasi darbe operasyonu vardır. 4 Kasım bütün kurumların ve aktörlerin ruhlarına çürüme virüslerinin güçlü bir şekilde girdiği tarihtir. Biz arkadaşlarımızın özgürlüğü için elbette mücadele ediyoruz. Mücadelemizin temel hedefi arkadaşlarımızın, daha doğrusu görünür ve ana hedefi arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlamak olabilir. Ama biz diğer bütün kurumların da onurlarını ve ruhlarını kurtarmaları için yürütüyoruz bu mücadeleyi. Biz halkların bir arada barış içinde, adaletle, eşitlikle yaşamaları için yürütüyoruz. Hapishanede rehin tutulan arkadaşlarımız bu mücadelenin en parlak ışıklarıdır. Onlar bize oradaki direnişle daha fazla güç, daha fazla cesaret veriyorlar. Bu bahar bastırılamaz. Ama bu baharın ışıkları güçlendiğinde çürüyen bütün şahısları, çürüyen bütün kurumları birer fosil olarak toplumun tüm kesimleri görecektir. Biz toplumu çürümekten kurtarmak için uğraşıyoruz. Sadece demokrasi, sadece adalet diye söylenen sözlerin soyut birer çağrı olmadığını bilin. Toplumu çürümekten kurtarmak istiyoruz. Bu ülkenin barışa, adalete, bu ülkenin huzura, demokrasiye, özgürlüğe kavuşması için yürütüyoruz. Çok haklı bir mücadele. Durduğumuz yer doğru. Başkanlarımızın ve milletvekillerimizin durdukları yer doğru, temsil ettikleri değerler haklı. O nedenle kazanacağız. Bundan şüphemiz yok. Hepinize teşekkürler.